Bursa Ovası'na baktığınız zaman TOKİ kentsel dönüşüm uygulamasının sonucudur. 2007'de projeyi başlattılar. Ayrıntısını internetten bulabilirsiniz. Osman Gazi Belediyesi, TOKİ ve orada mahallede yaşayanlar 4000 imza sahibi var yapılan ön sözleşmede. Osman Gazi Belediye Başkanı 2008 yılında dedi ki 2006 yılında projelendirilmiş olan bu proje 2008 yılında 4000 imza sahibini yok varsayarak 13 katlı projeyi, orijinal projeyi şu gördüğünüz 23 kata taşıdı. Yollar hala boş. Şu anda boş. Neden? 4000 hak sahibi neden giremiyor içine? Çünkü fazladan para istiyor. Şimdi burada mağdurlar var. Bunlar her ay gidiyorlar Ankara'ya görüşmeye. Bu mağdurlara dedik ki biz gelelim sizle bir toplantı yapalım. Toplantı salonunda biz tutalım. Kaç kişiyseniz gelin bize anlatın. Gerçekleştiremedik. Ya peki siz gelin meclise, biz mecliste hep beraber bu konuyu medyaya, halka taşıyalım. Kentsel dönüşüm örneği olarak, durum olarak, mağduriyet olarak buraya da geldi. Onlar hala Ankara'ya gidip gelip bakanlıkla, bayraklarla, sayın bayraklarla görüşmeler yapıyorlar ama binaların içine giremiyor. Uzun bir hikayesi var. Ama sonuç bu. Bu binalar çok modern olabilir. Mühendisliğindeki soru işareti çok iyi olabilir. Şehrin merkezinde olabilir. Bakın arkada Yeşil Cami, Ulu Cami ve Yeşil Türbe var. Oradan görülenler şimdi gözükmüyor. Yeşil Bursa eğer devamı gelirse bu hale dönüşecek. Bu bir örnek olsun. Doğan Bey, TOKİ konutları bundan sonraki yasa uygulamalarıyla yapılacaklara bir örnek olsun. Bu da deniz tarafından baktığınızda vapurla seyahat edenler, adalara falan gidenler özellikle bir resimdir. Her gün görürler ve sayısı gittikçe artan 20 kat, 25 kat, 30 kat yapılaşmış. Bu da Maltepe yamaçlarında ki kentsel dönüşüm uygulaması. Tabi bunlar boş alanlar. Boş alanlarda her türlü projeyi yapmak daha kolay. Çünkü kamulaştırılan arazilerde hazineye ait ya da bir şekilde TOKİ'ye devredilmiş ya da şahıslara devredilmiş, belediyeye devredilmiş alanlarda bunları sıfır arazi maliyetiyle hemen hemen yaparsınız. Peki arazi maliyeti bu kadar düşük olmakla ve yeni yerleşimcilerin beklendiği bu yerde bu kadar yoğunluğu bu kadar yüksek yapılaşma neden? Neden? Çünkü doymayan, tatmin olmayan bir kar amacından kurtulamayan rantçılardan. Allah bereket versin. Şimdi Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nin üzerine durmak istediğim öykü o. Sümer Mahallesi 1999 depreminden sonra biliyorsunuz deprem kayıpları ağırlığıyla gündeme geldi ve 99'dan sonra büyük depremin Marmara içinde bir yerlerde olacağı söylendi ve İstanbul Deprem Master Planı yapıldı. Ben de o projede çalıştım. Sayın Hocam Handan Hanım da çalışmıştır. Birçok öğretim üyesi, 100'e yakın öğretim üyesi ve araştırmacı o İstanbul Deprem Master Planı'nda çalıştı. Çok iyi bir çalışmadır. Rafta duruyordur. Ama rafta duruyordur. O projede tuttular. Dediler ki bir uygulama yapalım. Zeytinburnu Sümer Mahallesi'ni pilot alan seçti. Pilot alan seçilen Sümer Mahallesi'nde Sümer Mahallesi'ne dahil Zeytinburnu'nun tümü için benim bildiğim 60'a yakın uzmanın öğretim üyesinin içinde birçok üniversitenin içinde olduğu çok ayrıntılı araştırmalar yaptı. Zemininden binaların tek tek durumuna kadar. Ve
Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm projesini başlatmak istediler. 2003 yılında bu master plan çerçevesinde o zamanki belediye başkanı Sayın Gürtuna Sümer Mahallesi'ni pilot alan ilan etti kentsel dönüşüm için. Güzel. Bu çerçevede 2004-2005 yıllarında Zeytinburnu ilçesinde sosyal yapı analizi, zemin ve bina analizine dahil olmak üzere ayrıntılı bir proje yapıldı. Ve arkasından da Zeyrek adlı bir proje yapıldı. Kodu Zeyrek. Kentsel dönüşüm alanlarının seçilmesi ve dönüşüm sırasında uygulanabilecek bir bütünleşik etki projesi yönetimi oluşturulması üzere bir araştırma yapıldı. Ve o araştırmada anketler yapıldı. Sosyal yapı analizleri yapıldı. Gelir dağılımları, insanların durumuyla ilgili bilgiler edinildi. Ve bundan sonra da bu arada Sayın Topbaş belediye başkanı oldu. Ve Topbaş bir demecinde Sümer Mahallesi kentsel dönüşüm 1 Ekim 2005 yılında başlayıp 2006 Eylül'ünde biteceğini söyledi demecinde. 2006 yılı başlarında belediyede 1.75 diğer 55 dönüm ve üzerinde yapılaşma olmayan Merkez Efendi ve Seyit Nizam Mahallelerinde iki araziyi deprem odaklı kentsel gelişim, gelişim ve dönüşüm alanı ilan etti. 130 metre, 130 dönümlük arazi. Belediye başkanı mecliste şunu söyledi, buradaydı. Dönüşüm alanındaki konutların buraya taşınması planlanıyor. Yani Sümer Mahallesi biraz ötede, orada ki kötü yapılarda oturanların yapıları yıkılacak. Oradaki insanları bu Merkez Efendi ve Seyit Nizam'da yapılacak binalara taşıyacaklardı. Yani mahalle değişikliği olmasın, komşular farklı yere gitmesinler, yine aynı mahallede kalsınlar. Kimse itiraz etmiyor. Belediye meclisi kimse itiraz etmiyor. Doğru. Zaten biz de onu diyoruz. Yerinde dönüşüm, yerinde toplu dönüşüm. Dönüşüm, itiraz eden yok. Peki, oy birliğiyle meclisten bunu geçirdi Sayın Murat Aydın. Halk da buna sevindi. İBB'ye bağlı Kiptaş şirketi 2006 yılında Merkez Efendi bu arazi üzerinde lüks ve akıllı merkez Topkapı merkez evleri konut projesini parlak reklamlarla duyurmaya başladı. İnternete girin hala var. Ve lüks ve akıllı bu konutların o zamanki fiyatı ortalama 400 bin lira civarındaydı. 2006'da reklamlara başladıklarında. Sat, yap. Şimdi bakın Zeyrek araştırmasına göre 2004'te o bölgedeki nüfusun %45'i emekli nüfustan oluşuyor. Ve bu %44'ün 300 lirayla 600 lira geliri var. %38'in 600 lirayla 1000 lira arası geliri var. Nüfusun %78'i 10 yıldan fazla süredir orada Sümer Mahallesi ve çevresinde oturuyor. Bu genellenebilir Zeytinburnu için. Zeytinburnu eski halini bilenler bilir. Şimdi bu Sümer Mahallesi sakinleri 2003'ten başlayan bu proje çerçevesinde önce umutlarının bir kısmını kaybettiler. Çünkü onlar Merkez Efendi ve Seyit Nizam Mahallesi'nde sosyal konut yapılacağını beklerken Kiptaş orada çok yüksek fiyatlarla satılan satyap usulü konutlar yaptı ve halka Zeytinburnu'nda olmayan dışarıdan gelen üst gelir grubuna satmaya başladı. Sümer Mahallesi'ndekiler sabırlı. Ümitlerin bir kısmını kaybettiler ama Türk insanına Allah sabır verir, beklediler. 3 günde 322 konut 194 bin lirayla 514 bin lira arasında 3 günde kapış kapış gitti. Bu kapış kapış lafını ben uydurmadım. İnternete girin. Kiptaş kendi reklamını böyle yapıyor. Güzel. Tabii Sümer Mahallesi halkı bekliyor. Sonunda belediye durumu fark ediyor. 2008'de Sümer Mahallesi'nde bir dönüşümle ilgili bir büro açtılar. Ama bu arada
Topkapı Merkez Evleri'nin ikinci etabını başlattılar. Ve böylece 803 konutu tamamladılar. Sümer Mahalleliler hala bekliyor. Peki. Kiptaş Müdürü o sıralarda demeç veriyor. Diyor ki, biz ucuz yapıyoruz. Yerlerine göre. Metrekaresi 2000 liradan yapıyoruz. Ve fazla para kazanmıyoruz diyor. Ünlem işareti. 2006'da Kiptaş'ın bütçesi, cirosu 1 milyar dolar. 2006'da. Şimdi bilmiyorum. Sayın Tayfun Karaman, sen biliyor musun? Bilmiyorum. Biz Tokyo'yu konuştuk ama Kiptaş da maşallah gidiyor ya. Şimdi bu tabii Merkez Efendi ve Seyit Nizam buralar kullanılınca lüks konutlar için biraz Sümer mahallelere ayıp oldu. Tabii belediye başkanı Zeytin bunu belediye başkanı da durumu görüyor. Ne yapsın? Ama yalnız değil ki. Ve bu sefer başladılar yeni araziler arama. O arazi gitti lüks konutlara. 1038 adet konut ve 212 dükkan için Sümer mahallesinde o pilot alanda hepsi değil. 47 dönümlük alan var. Yani 1038 konut ve 212 dükkanın bulunduğu yerde 47 dönüm var. Ama kentsel dönüşüm için 63 dönüm arazi gerekiyor. Yani 47 dönüm artı biraz daha arazi lazım. Hemen yanı başındaki futbol alanını, futbol sahasını aldılar. Koç grubuna ait bu taşınmaz ile Koç grubuna ait futbol sahası Koç grubuna ait bir taşınmaz da Trump edildi ve mülkiyeti Kiptaş'a mal edildi. Burada 14 dönüm futbol sahasını görüyorsunuz. 47 dönüm meskun alan Sümer Mahallesi'nin bir kısmı. Bir de 2007 plan tadilatına mecliste 70 dönüm ağaçlandırılacak alan var. Hemen Bakırköy ilçe sınırına yakın orada Ayvalı Deresi var. Bu aşağıda gördüğünüz şu kısım Ayvalı Deresi. Orayı ağaçlandıracak alan olarak 2007'de plan tadili yapmışlar. Şimdi tabii bununla ilgili bir çalışma yapılması lazımdı mecliste. 17 Şubat 2008 tarihinde belediye 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yaparak 63.3 dönümlük alan ile Profesör Doktor Nur Turan Güneş ve Ayvalı Dere arasındaki 96 dönüm. Neresi orası? O gördüğünüz ağaçlandırılacak alan. Onu vazgeçtiler ağaçlandırmaktan. Evet, binalaştırmak lazımdı. Oraya 1050 lüks konut. Rezidans. Şu anda 165 bin lira ile 831 bin lira arasında oraya lüks daireler yapılıyor. Biraz sonra göstereceğim. Yani 2003'ten beri Zeytinburnu Belediye Başkanlığı ve Topbaşı zaman zaman da Başbakan'ın demeçleriyle Sümer Mahalleliler sürekli oyalanırken o arada işte diğer yerlerde lüks konutlar yapılıyor ve Zeytinburnu'nda olmayanlara satılıyor. Çünkü o Zeytinburnu'nda onu alamaz. Üst gelir grubu alır. Dışarıdan geliyorlar. Çünkü Topkapı'ya yakın, E5'e yakın, mis gibi lüks konutlar. Ve Sümer Mahalleliler hala bekliyor. Biliyor musun? İşte meclisten 2008'de geçirilen deprem odaklı kentsel dönüşüm alanı. Şimdi burada iki inşaat yapılıyor. Biri bitti. Biri 63 dönümün hemen sonunda gördüğünüz eski top sahası. Oraya Kiptaş bir firmayla anlaşarak 640 tane konut yaptı. 3 bloktan yanaşık düzen 17 kişer katlı 3 bloktan 640 konut yaptı. Tıkış tıkış. Ve 440 konutu hemen sağındaki 1200 konutta oturan mahallelilerden seçerek oraya yerleştirmek istiyor. Ama yerleştiremiyor. Onu anlatacağım. Ama boş durmuyorlar.
Bu arada tadilatla yağışlandırılacak alan, imara açılan alan da 96 dönümün bir kısmında, önemli bir kısmında da gökdelenler yapılıyor. Şu anda oradaki inşaat faaliyetleri böyle. Biraz önce gösterdiğim top sahasındaki inşaat Sahil Park Evleri adıyla şaşalı bir girişi var. Kirktaş tarafından pazarlanıyor. Onun o 640 konutu, 440 konutu Sümer mahallelilere verilecek ama Sümer mahalleliler içine girer. Anlaşamıyorlar. Neden anlaşamıyorlar? Söyleyeceğim. Bakın aşağıdaki resim esas enteresan olan o. Benim anlattığım bu hikayenin hemen hemen sonucu. Bu biraz önce gösterdiğim şu alanın aplikasyonu. Ölçekler hemen hemen aynı. The İstanbul diye başlayan dığlı muhafazakar yönetimin tercih edildiği kullanım tarzıdır. The İstanbul bilmem ne 15 kattan 15 blok lüks ve akıllı konut. 830 bin liraya kadar bayrak. Yanında gördüğünüz blok 30 katlı fakat ona Sayın Topbaş izin vermedi. Çünkü süliyeti bozuyormuş. Dolayısıyla şimdi oraya iki tane daha düşük katlı rezidans yapıyorlar. O da The İstanbul diye başlıyor. Onun da reklamları sürekli dönüyor. Allah bereket versin. Sümer Mahalleliler, o hemen Sümer Mahallesi yazan yerde 1200 konutta. Daha oradan bir Allah'ın kulu, hemen Sahil Park Evleri, burada biraz eski resim, inşaat alanı orası halihazırda. Üstteki sağdaki resim bitmiş hali görüyorsunuz. Soldaki resimde ise o rezidansların yapıldığı alan inşaatlarını görüyorsunuz. Dolayısıyla bir de solda soru işaretiyle koyduğumuz bir futbol alanı daha var. Futbol sahası. Şimdi merak ediyorum oraya ne yapacaklar? Dığlı bir şey yapacaklar. Dığlı gibi olacak. Ama dığ süper bir kadar. Evet. Şimdi Dığ Sümer'dekiler 2003'ten beri siyasetçilerin güzel söylemleriyle hala umutlarını kaybetmemişler gibi ama ben mahalleye gidip kahve toplantıları yaptım. Hakikaten artık çok kızgınlar. Neden kızgınlar? Çünkü kendilerine baştan denmiş ki şu andaki dairenizde mülkünüz diyelim ki 100 metrekare. %25'ini keseceğiz donatı alanları ve otopark için. Size 75 metrekare daire vereceğiz falan. Ya öyle kalmış. Şimdi bütün insanlar dolaşıyorlar. Fakat hiçbir anlaşma sağlayamıyorlar. Çünkü insanlar bu yenisi, bakın mahalle arasından bakıyoruz Sümer Mahallesi'nden, eskisi görüyorsunuz. Yenisine gidip bakıyor. Mini minnacık daireler. Biraz büyüğünü istersen elini uzatıyor. Gibi. Anlaşalım. Ben kahve toplantısı yaparken bana bir liste verdiler. Bir vatandaş 15 yıldır orada oturuyor. 88 metrekare dairem var. Geldi. Bitti. İsterseniz taşınabilirsiniz. Size bu dairenizin karşılığı 1+1 daire verebiliriz. Adamda 5 nüfus var. Karı koca, 3 de çocuk. Adam gitmiş, çarpılmış. Sıramam mı? 2+1 verelim. O hani eskiden vardı, palmal yoksa asalen verelim. 2+1 verelim ama o zaman 46 bin lira ve artı faiz farkı ödeyeceksin. Yani borçlanacaksın. İşte 15 sene, 20 sene evin varken kiraya çıkacaksın. Nerede? Bu 17 katlı yanaşık düzen eskisinden daha neresi iyi bunun bilmiyorum. Yenisinin olmasına. Ha, depremde yıkılırsın, ölürsün. Oraya git. Sığamazsan 50 bin lira, 100 bin lira Allah ne verse ver. He, 3 tane dairem varsa 3 tane daire olmaz diyor Sayın Başbakan. Niye hani bu ülkede servet herkesin hakkıydı? Liberal ekonomide, kapitalist ekonomide herkesin serveti olabilirdi. 3 dairesi varsa, 3 tane adam gelmiş Zeytinburnu'na bir gece kondu yapmış. Oğluna bir tane yapmış. Yani 3 kat olmuş. Adam bütün serveti ver 3 daire gitsin. Sen orada zaten 800 bin lira daire satıyorsun.
düşmanı değildi. Bu arada vaktim bittiğini biliyorum ama size yeni bir haber vereyim. 13 Ağustos 2019 tarihli bir 5373 sayılı kararnamenin ekini görüyorsunuz. Sağdaki, bana göre sağda, size göre de sağda. Sağda şu anda kabaca söyleyeyim burası neresi? 9000 hektar havaalanı, 25000 hektar proje alanı 2, 4400 hektar proje alanı 1. 2 göl arasından başlıyorsunuz. Karadeniz kıyısına kadar. Bunu yerleştirin beyninizde. Bazı yerlerde bakın sağa sola kaymalar var ya, orada efendim İstanbul'un su havzaları şeyi var, yani barajlar var. Yukarıda Terkoz var. Öbür tarafta işte Memle Barış var. Onları tabii kenarından geçmişler ki kirlenmesin diye. Zaten onların geleceği yok bu yapıda. Bu biliyorsunuz yayınlandı. Neden? İstanbul'da bulunan ekli krogi listesinde koordinatları gösteren alanın olası afet riskini bertaraf etmek için ruhsatsız ve iskansız ve afet riski altındaki yapılar tasfiye edilerek sayın hukukçular, tasfiye edilerek, ya ben bir şey değil de alınmayan yeni yerleşim alanına kullanılması amacıyla 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatına göre kanunluk bir de kararnamedir o, biliyorsunuz. Hala kanunluk ve kararname olacak falan filan. Dolayısıyla bu bir tanesi. Basına ucundan yansıdı. İki yeni şehir diye. Sayın Başbakan her yerde söylüyor. İşte bu yeri, kanunlu yeri. Bunu eline geçiren herhalde gidip bulursa, kalmışsa arazi kapatır. 9000 hektar havaalanı nereye düşüyor bu? İki göl arasından ta Karadeniz kıyısına kadar. Yani 3. köprüden geçeceksiniz. Ya da o alan, aradaki alanda yeni yerleşimler olacak. Buraya 1 milyon kişi yerleşir minimum. 1 milyon kişi getirir mi? Bir tanesi de öbür tarafta yapılacak Anadolu yakasında. Artık İstanbul'un havası, suyu, yeşil alanı, onlar Allah'a emanet.